Hayırlı günler dostlar, hoş geldiniz. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis, Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret ediyor. Mitsotakis, Rum Başkanlık Sarayı'na gelişinde Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastadias tarafından karşılanıyor. Bugün Yunanistan basınında ne konuşulduğuna bakalım. Daha sonrasında Dışişleri Bakanımızın Hırvatistan ziyareti ve Kuzey Makedonya gibi bazı ülkelerden haberlerimiz olacak. İlk önce dostlar haber başlıklarına bakalım. Alarm, Erdoğan isim vermeden dış operasyonlara asker göndermek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ona istedi başlığı atılmış. Diğer haberde Stefanis konuşuyor. Ege'de sıcak bir dönem mümkün diyen Stefanis, sınırlarımız tehdit altındaysa Yunanistan'ın tepkisi çok büyük açıklamasını yapıyor. Yine Kalan Tediriz konuştu. Yunanistan, Bahçeli'nin dediği üç aşamalı ulusal plandan endişe duymalı açıklamasını yapıyor. Bunların hepsinin detaylarını aktaracağız. Profesör Mazis konuştu. Nüfusu az olan Yunan adasında "Yazın savaş bekliyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bunun dışındaki haber, olası bir Türk tehdidine yönelik özel askeri analiz, ada işgalinin aşamaları ve savunucuların tepkisi başlığı atılmış. Öncelikle dostlar, Profesör Mazis'in açıklamalarına bakalım. Nüfusu az olan bir Yunan adasında "Yazın savaş bekliyorum" açıklamasını yapıyor. Yunanistan ordusunun öyle yetkileri var ki Erdoğan pişman olacak şeklinde yine bir diğer Tinerci'den açıklamalar geliyor. Atina Üniversitesi'nde Ekonomik, Coğrafya ve Jeopolitik Profesörü, aynı zamanda Türkiye Çalışmaları ve Çağdaş Asya Çalışmaları Bölümü Başkanı Profesör Leonis Mazis, kendisi yaptığı açıklamada savaş olacağı yönünde açıklamalarda bulunurken, Yunanistan ordusunun bu savaşa hazır olduğunu, ada ismi veremeyeceğini de not düşüyor. Diğer haber eski istihbaratçı Kalanteliris şunu söylüyor, Yunanistan, Bahçeli'nin dediği üç aşamalı ulusal plandan endişe duymalı açıklamasını yapıyor. Kendisi özellikle Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde yaptığı açıklamalar bağlamında bir an önce Yunanistan ordusunun önlem alması gerektiğini söylerken İsrail'den drone karşıtı sistemlere dikkat çekiyor. Bunun dışındaki haber, Stefanis konuştu. Ege'de sıcak bir dönem mümkün, sınırlarımız tehdit altındaysa Yunanistan'ın tepkisi çok büyük açıklamasını yapıyor. Türkiye'nin göçmenlerin geri dönüşüne yönelik itirazlarına ilişkin olarak Yunanistan'ın uluslararası hukuka uygun davrandığı yalanını da söylemiş durumda. Türkiye stratejik planlarında kararlı diyen Stefanis ancak Yunanistan'ın duruşu sakin açıklamasını yapıyor. Yunan tarafı her gün tüm sahayı analiz ediyor. Meriç ve adalar iyi korunuyor. Ülkemize son dönemlerde göç akımları arttı açıklamasını yapıyor. Kendisinin açıklaması bu şekilde. Alarm, Erdoğan isim vermeden dış operasyonlara asker göndermek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ona istedi başlığı atılmış. Erdoğan geçen hafta Türkiye'nin müdahale edebileceğini ve şaka yapmayacağını söyleyerek Yunanistan'ı uyardı cümlesi kullanılıyor. Çok uzun bir yazı yazılmış. Bulgular ve sonuçlar kısmına bakıyoruz. Erdoğan'ın yabancı ülkelere askeri güç göndermek için Türk parlamentosundan onay alacağı anlaşılıyor. Çünkü Bozkurt Bahçeli ile koltukların çoğuna sahipler ve tüm bunlar Yunan egemenliğini meydan okurken oluyor özellikle Ege'deki adalar üzerinde bundan böyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının Erdoğan'a doğrudan saldırı eyleminin tezahürü olarak bize karşı başlatacağı sıcak bir olay olacağını düşünüyoruz. Ege'deki adalarımıza yönelik plan olabilir. Aksi takdirde yani şu andan itibaren Türk parlamentosunun ona istenmeseydi acele de olsa bunu istemesi gerekecekti. Bu sadece Yunanistan'da değil uluslararası toplumda bir kuraldır açıklamasını yapıyor. Diğer haber dostlar olası bir Türk tehditine yönelik askeri analiz, ada işgalinin aşamaları ve Yunan savunucuların tepkisi başlığı atılmış. Bu noktaya gelmek için kazanan savaş ilkelerini temel olarak uygulamalı ve kaybedenle ilgili mümkün olduğunca az ve küçük hatalar yapmalıdır. Son zamanlarda ülkemize yönelik Türk saldırganlığı kırmızıya döndü ve sıcak bir bölüm şansı her geçen gün artıyor. Ege'deki Türk askeri tehditinin birleşimi Herkes tarafından anlaşılabilecek şekilde basit bir askeri terimle açıklayarak analiz etmeye çalışalım cümlesini kullanmışlar. Yine çok uzun bir haber. Bulgular ve sonuçlar. Yukarıdakilerden Küçük Asya kıyılarında Türk düzenine dayanarak şunlar tespit ediliyor. Türkiye'nin ağırlık merkezi hem hava kuvvetleri hem de uçak savar silah sistemlerinin yönetildiği Eskişehir'dir. Türkiye'deki denizciliğin ağırlık merkezi Aksaz bölgesi Rotos'un karşısı ve ikincili olarak Antalya bölge sağlıklı olmak üzere İzmir civarıdır. Özellikle Aydın, Aksaz, Antalya, Isparta, Eğirdir'den daha geniş bir alan ilgi çekicidir cümlesini kullanmışlar. Burada Yunanistan üşenmemiş tek tek dostlar analiz yapmış görmektesiniz. Ege ordusundan bahsetmiş, Bordo Bereller'den bahsetmiş. Daha sonrasında Yunan kuvvetlerinin Ege acil müdahalesi alt başlığı atılmış. Güvenlik nedeniyle acil müdahale güçlerimizin gücüne bileşimine ve silahlanmasına değil tüm güçlerimizin gafil avlanmamasını sağlamak olan misyonlara değineceğiz. Kuvvetlerimiz disiplinin arası bir karaktere ve dokuya sahiptir. 24 saat teyakkuz halindedir. Hem acim hem de mevcut imkanlar ve angaçman süreleri açısından önemli bir orduyuz açıklaması yapılmış. Yunanistan medyasından kurtulup diğer haberlere bakalım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ziyareti kapsamında Hırvat mevkidaşı Garlik Rotman'la ülkenin başkenti Zagreb'de görüşüyor. İki bakan yapılan görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ile Hırvatistan arasında diplomatik ilişkinin 30. yılında olduğunu anımsatan Garlik Rotman, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin bu sebeple özel bir anlam olduğunu vurguluyor. Garlik Ratman ülkesinin 2021'de Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek için uçak gönderdiğini hatırlatarak Türkiye'ye Aralık 2020'de Hırvatistan'da meydana gelen deprem sonrası yaptığı yardımlar için de teşekkür ediyorum açıklamasını yapıyor. Gerçekten ilginç dostlar bir uçak yolladılar sürekli bunu konuşuyorlar. Yine bunun dışında Hint yetkililerin peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yönelik hakaretine yönelik tepkiler dinmiyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Hindistan Büyükelçinin önünden görüntüler görmektesiniz. Büyükelçinin önünde toplanan bir grup Müslüman Hint yetkililerin peygamberimize yönelik hakaretlerini bir kez daha protesto ediyor. Kuzey Makedonya Başbakanı Koçevski. Kendisi Prespa panelinin açılışında konuştu, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üye olma konusunun önemine işaret ediyor. Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasında isim sorununu çözen Prespa Anlaşması'nın imzalanması gibi ülkesinin NATO ve AB üyeliği için zor kararlar aldığını anımsatan Koçevski, NATO üyeliği tamamlanmış bir mesele olmasına rağmen ülkesinin Avrupa entegrasyonunun engellendiğini söylüyor. Diğer haber Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği üyelik başvurusu yapan Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylık başvurusu ile ilgili görüşünü açıklıyor. Aday ülke statüsü verilmesi yönünde görüşlerin Kopenhag kriterleri ve liyakat temelinde alındığını belirten von der Leyen, bu ülkelerin önünde yapması gereken birçok reform bulunduğunu hatırlatıyor. Von der Ukrayna hakkında konuşurken özellikle hukukun üstünlüğü, yargı, yolsuzlukla mücadele, ülkedeki oligarklara karşı temel haklar gibi alanlarda reform vurgusu yapılmış. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.